25. sorumuza devam ediyoruz. Yukarıdaki biyokimyasal tepkimelerden hangilerini gerçekleştirebilen organel hem bitki hem de hayvan hücresinde bulunur? Yani bitki ve hayvan hücresinde ortak bulunur soruyor bize arkadaşlar. Nişastanın depolanması, nişastanın depolanması kimde bulunur? Bitki hücrelerinde. Gerçekleşir lökoplast, değil mi? Lökoplast kimde var? Sadece Evet sadece bitki de var. Değil mi? Sadece bitki hücrelerinde olduğunu görürüz. Amino asitlerden protein sentezlenmesi ribozomda var. Ribozomda olur. Ribozom tüm canlılarda ortaktır. Yani bitki ve hayvanda ikisinde de ortaktır. İkiyi alıyoruz. ATP'nin sentezlenmesi evet mitokondri organelinde gerçekleşir. Hem bitkide hem de hayvanda evet mitokondri organeli bulunur. Karbondioksit de suyundan glikozun sentezlenmesi kloroplast da olur. Kloroplast kimde vardır? Sadece bitki hücrelerinde bulunur. Onun için cevabımız evet 2 ve 3 C seçeneği olmalıdır.